Sevgili Hilal TV izleyicileri, Kur'an talebeleri, Kur'an sevdalıları ve Sadra Şifa takipçileri merhaba. Epeydir tekrar etmedik bir sloganımız vardı. Akla şifa, ruha şifa, gönle şifa, hayata şifa, sadra şifa ve programımız başlıyor. Bugün bir ayet değil, birçok ayet işleyeceğiz belki çünkü bir kavramı ele alıyoruz hocamızla birlikte. Salih amel kavramı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi konumuza geçmeden önce ya da siz başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi programla ilgili bazen çok güzel geri dönüşümler alıyorum. Siz de mutlaka ki alıyorsunuzdur. Yani ben Kur'an'ı tanımak istiyordum. Benim aradığım ders vardı. Ders arıyordum. İşte onu buldum gibi. Kur'an'a yakın olmak istiyordum. Bu programı buldum gibi. Mutlaka ki siz de duyuyorsunuzdur. Şimdi evet. Ne mutlu ki siz de buna vesile oldunuz. Elhamdülillah. Hilal TV de buna vesile oldu. Evet, evet. Sizler de aynı şekilde. Rabbim hayra vesile kılsın diliyorum. Gerçekten ciddi takipçilerimiz var elhamdülillah. Böyle Kur'an'dan uzak ve İslam iddiasında olan söylemlerin rahatsız ettiği kimseler arayışlar içerisine giriyorlar. Arayışların içerisinde gözü takılanlar olmuş. Öyle izlemişler bizi. Evet. Sonra bir daha artık hiç bırakmayacağız diyorlar. Özellikle zaten bu sunuşta da anmak istedim Sadra Şifa takipçileri diye. Evet, evet. Hepsine selam olsun buradan. Kimileri o şekilde görmüş, devam ediyor izlemeye. Kimileri yani bir şekilde yurt dışından, yurt içinden bir şekilde tanıtımdan hareketle izliyorlarmış. Biz de onların beklentileri inşallah karşılık bulacak şekilde bir ders yapmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız bir ders. Ve Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın bu çağa hitap eder, bu çağda olması gereken maksadını gücümüz doğrultusunda yakalamaya çalışarak dersimizi yapmaya çalışıyoruz. Allah bu konuda bizi desteklesin diye dua ediyoruz. Evet, güzel geri dönüşümler alıyoruz. Hamdolsun Allah'a. Evet, bugün şimdi konumuz salih amel dedik. Evet. Yabancı olduğumuz bir konu değil. Yani. Hepimizin mutlaka aşina olduğu, bir kulak dolgunluğu olduğu bir konu. Evet. Ama bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz Kur'an bu konuyu nasıl işlemiş? Bu evet. Konunun üzerinde nasıl durmuş? Evet. Evet, nasıl bir başlangıç yapıyoruz şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an salih amelle ilgili ne diyor? Kur'an salih amelle ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Bir amelin salih amel olup olmadığının ölçüsü, dinin sahibi, hayatın sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ifadeleriyle ancak doğru anlaşılır. Aksi takdirde herkes bir şeylere salih amel diyor zaten. Herkes. Yani yemeğe tuzla başlamaktan tutun, işte hayvan haklarını korumaktan tutun. Yani böyle namaz kılmaktan tutun, oruç tutmaktan tutun. Uzatın gitsin. Her şeye zaten birileri salih amel diyor. Ama Allah onların dediğini onaylıyor mu? Ya da onların dediği ne kadar Kur'an'la örtüşüyor ya da örtüşmüyor? Bunları biz ayetleri merkeze alarak, Allah'ın salih amelle ilgili söylediklerini merkeze alarak anlamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim salih amel konusunu Allah'ın istediği şekilde doğru bir şekilde anlayabilmeyi, anlatabilmeyi ve tabii ki hedefimiz olan hayata taşıyabilmeyi bize lütfetsin ve bunu bize kolay kılsın diye duamızla başlayalım. Şimdi salih amel Kur'an-ı Kerim'de 242 kere salaha kelime kökü 242 kere geçer. Ama salih amel formu 89 kere geçer. 89 defa. Küçümsenmeyecek epey bir rakam evet, aslında bu. Evet, evet. Geçtiği her yerde de imanla birlikte geçiyor. İki yerde, üç yerde imanla birlikte değil ama o da Allah'a kulluk etmekle birlikte geçiyor. Yani Allah'a kulluk edin ve salih amel işleyin ya da işte tevbe edin ve salih amel işleyin şeklinde geliyor. Bunlar da zaten iman gerektiren yani, şeyler aslında. Dolayısıyla imansız salih amel mümkün değil. Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir amelin Allah katında salih amel olarak kabul görmesi için mutlaka amelin sahibinin iman etmiş olması lazım. Bu gerçekten çok önemli. Aksi takdirde onun yaptığı ameller güzel olabilir. İnsanlar ondan istifade edebilirler.
bir şekilde hatta insanlığa bile hizmet edebilir. Benim sorularımın arasında böyle bir şey vardı. Evet. Hı-hı. Yani insanlığın faydasına olan imanı hakkında bir fikrimiz yok ama hani Müslüman olmadığını bildiğimiz kişilerin evet. yaptığı bu hayırlı işler, icatlar, buluşlar peki bu ne olacak diye bir sorum olacaktı. Evet. Evet. Yani mesela elektriği bulan kişi mesela. Yani bütün insanlık şu anda onun emeğinin sonucunda. Şu an bu program çekiliyorsa, bu program işte insanlara ulaştırılıyorsa bunun altında Edison'un emeği var. Yani nihayetinde o elektriği buldu. Fakat şunu söyleyeyim, üzgünüm ki Kur'an'dan çıkardığım sonuç bu. Yani insan böyle insanlığa hizmet eden güzel insanları böyle güzel anmak istiyor da biz de güzel anıyoruz nihayetinde. Bak bir Kur'an programında onu anıyoruz. Ama Allah ayette diyor ki, kim dünyayı isterse ve amellerini dünya için yaparsa ve sadece bu dünyayı iyi yaşamak, bu dünya merkezi yaparsa ki bunun bu içerisinde şunu da barındırıyor. Yani öbür dünya diye bir derdi olmayacak. Yani ahirete iman diye bir derdi olmayacak. Yani yaptığını Allah'tan bağımsız bir alan yaratarak tabiri caizse yapacaksa o kişiye biz ya da bu mantıktaki, bu zihniyetteki kişilere biz bu dünyada ne istiyorlarsa istediklerini veririz. Ama onlar öbür dünyada maalesef paylarına düşen ateştir diyor. Yani iman bu aslında biliyor musun? Biliyor musunuz bu aslında şunu teşvik ediyor. Kendinizi israf etmeyin. Hayat buradan ibaret değil. Asıl hayat öbür tarafta. Yani hiç ölümü olmayan, kaçışı olmayan ve biz öbür dünyayı da biz buradan götüreceğiz. Yani biz buradan nasıl bir hayat yaşamışsak ona göre bizim ahiretimiz buranın üzerine şekillenecek yani. Dolayısıyla kendinizi israf etmeyin. Madem öyleyse iman edin şeklinde anlaşılması gerekiyor. Hatta bunu ben şeye benzetiyorum. Mesela kısas meselesini buna benzetiyorum. Ya da biraz önceki dediğim salih ameli, iman etmeyenlerin amelinin salih amel olmayacağı konusunu şuna benzetiyorum. Mesela Allah bir kimseyi haksız yere biri öldürülmüşse öldürülür diyor. Arkasından da ayet şöyle bitiyor. Kısası hayat vardır diyor. Niye? Çünkü yani öleceğini bileceği için öldüremez. Yani onu öldürürse kendisi öldürülecek. Dolayısıyla bakın hem onun hayatı bağışlanmış oluyor hem o yaşayacak hem de kendisi yaşamış olacak. Dolayısıyla bu salih amel işlemeyip dünyada çok iyi şeyler yapan insanların yani dünya için iyi şeyler yapan insanların iman etmesini teşvik etmek içindir. Yani yaptığınız işi ucuza satmayın. Yaptığınız işi israf etmeyin. Yaptığınız işi karşılığını öbür dünyada cennet olarak alabilecekken hatta kat kat fazlasını alabilecekken ki salih amelin karşılığı öyledir. Nasıl olur da siz sadece bu dünya için çalışırsınız ve burada bırakır gidersiniz. Bu gerçekten üzücü bir şey. Tersinden de düşünürsek iman edenler için de o zaman şöyle bir mesaj mı oluyor? Madem iman ettiniz o zaman da gereğini yapın. Evet. Tersini düşündüğümüzde doğru. İman eden kimselerin salih amel işlememesi. Bu da gerçekten çok dikkat çekici. Özellikle salih amel işleme imkanı olduğu halde, gücü olduğu halde salih amel işlemeyenlerin bu anlamda kafirler kadar ya da seküler mantıklı, seküler düşünceli insanlar kadar olmasa da kendilerini yine israf ettiklerini düşünüyorum ben. Bu benim kanaatim. O zaman salih amel işleyenler, işlemeyenler dedik. Şimdi salih ameli açalım mı o zaman? Çünkü Kur'an'da hasenat, salihat diye iki farklı kavram evet. geliyor. Fakat biz hepsini iyilik yapmak olarak düşünüyoruz. Evet, evet. Şimdi demek ki Kur'an farklı anlıyorsa bir fark var. Tabii. Bilmemiz gereken yani eksik bir şey var. Yani Allah bunları birbirinden ayırmış. Evet. Nedir o ayırdığı? Dolayısıyla biz de Allah'ın bu birbirinden ayırdığı iki kavramı biz de ayrı ayrı tabii ki konuşmak zorundayız. İman ettiği halde salih amel işleme imkanı ihtiyacı doğduğu halde imanlı iken bunun gereğini yapmayanlar kendilerini israf eder demiştik. Zira bunlar amellerini sadece hasenatla bırakmış oluyorlar. İmanlı ama salih amel işlemiyor. Hasen amelle iktifa ediyor.
bu insanların salih amel kısımlarını israf ettiklerini düşünüyorum. Hem kendi açısından bir imkanı kaçırıyorlar, hem de boşluk, doldurulması gereken boşluklar var ve o kişilerin orayı doldurması gerekiyor. Birilerinin oradan istifade etmesi gerekiyor ve o insanlar bunu yapmayıp o boşlukları bırakarak insanların istifadesini engelliyorlar ve kendileri de ciddi bir imkandan mahrum kalmış oluyorlar. Çünkü salih amel aslında anlam olarak faydası başkasına dokunan amel demektir. Yani hayrı başkasına daha çok dokunan amel demektir. Hasen amel kişinin kendisi için yaptığı özel amel demektir. Salih amel daha çok kişinin kendisi salih olduktan sonra, yani bir insana salih ameli, bir insana bir iyilik yapmak için önce kendisinin iki ayaklı iyilik olması gerekiyor. Bir başkasına salih ameli emreden insanın ya da salih amel yapan insanın kendisi salih olmalı ki salih amel işlesin. Şimdi o zaman hasen amel işleyenlere ve salih amel işleyenlere pasif iyiler ve aktif iyiler olarak ayırabilir miyiz? Tabii ki. Aynen öyle ayırabiliriz. Pasif iyiler hasen amel işleyenler, aktif iyiler... Evet. Salih amel işleyenler. Yani pasif, aynen öyle. Pasif iyiler ya da hasenat sahipleri kendine Müslüman. Bizim o taraflarda bir tabir vardır, derler. Ne kimseye hayrı dokunmuş, ne kimseye şerri dokunmuş derler. Bizim hatta Malatya'da, Kürtçe'de böyle bir form şeklinde bir deyimdir de. Hatta onu söylesem sakıncası olur mu? Ne herakasi ne şerrekasi derler mesela. Ne kimseye hayrı dokunmuş, ne kimseye şerri dokunmuş. Yani kendine Müslüman, kendini kurtaracak. Allah bunlar için ashab-ı meymene diyor Vaka suresinde, yani, başka yerlerde. Yani sözünü tutan insanlar, yani iman etmiş. İman, sadece iman etmiş ve imanının gereği olan kendisine özel amellerini yapan ama amellerine sosyal duyarlılık sonucu sosyal boyut kazandırmayan insanlar demektir. Sorun yok, bunların da cennetlik olacağını söylüyor Allah. Ama salih amel sahipleri hasenat sahiplerinden çok farklı. Onlar toplumun öncüleri. Onlar hasenat sahipleri tabiri caizse işte salla başını, al maaşını, kıl namazını türünden insanlar iken bunlar başka birilerinin yanmaması için, başka birilerinin dertlerine deva olmak için, sıkıntılarından kurtulması için, zincirlerinden ve prangalarından kurtulması için ciddi emek veren, gecesini gündüzüne katan ve başkasının derdini dert edinmiş kimseler Allah için. Salih amel sahipleri bunlardır. Peki biz bunu ibadet manasında düşünmeyiz herhalde sadece, değil mi? Başkalarının imanına yardım etmek konusunda mutlaka ki onu da içeriyordur ama mesela mümin bir insanın bilimsel bir konuda yaptığı bir çalışma eğer topluma faydalıysa çok güzel bir salih amel olmaz mı bu? Yani zaten mümin kimsenin başkalarını iman ettikten, yani mümin zaten iman eden ve hayatını imanla şahit eden kimse demektir. Mümin kimse başkalarına hayrı dokunacak ameller işlediğinde ne olursa olsun kesinlikle o salih ameldir zaten. Benim Kur'an'dan çıkardığım sonuç bu. Müslümanların üzerinde aslında çok büyük bir vebal var çünkü bu alanı çok boş bıraktıkları için. Kesinlikle, yani bizler şu anda işte Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, sizler, bizler ya da ekranları başındaki kardeşlerimiz bir şeyler yapıyorsa birileri bu sorumluluğu yerine getirdiği içindir. Ya da Seyyidül İnsan Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve diğer peygamberlerin hepsi, ki hepsine selam olsun. Yani bu konuda bedel ödedikleri için, sorumluluklarını yerine getirdikleri için gece gündüz gerçekten demeden birileri için, bizim için yani hayatlarını feda edercesine, efendim rahatını bozarak, işte hatta neredeyse hiç keyif yüzü görmeden, hiç böyle normal insanların yaşadığı o hayat standardını yakalamak noktasında böyle bir derdi de olmayan, yani ciddi bir şekilde herkes kendini düşünürken onlar birileri için ne yapabilirim diye bir derdi olan insanlar, o peygamberler ya da o peygamberlerin izini takip eden öncü kimselerin sorumluluklarını yerine getirmelerindendir bizler ya da sizler, hepimiz bu anlamda imanlı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk sahibi kesinlikle insanlar. Kesinlikle, yani. Zaten salih amel demek sosyal duyarlılıkla yapılan ameller demek. Sosyal sorumluluk sonucu duyarlılık, sosyal duyarlılıkla yapılan ameller demek. Yani
Yapılan amelin ucu bir başkasının hayatına dokunup onun hayrına vesile oluyorsa bu amel salih ameldir. Bu anlamda şunu da söyleyebilirim. Bir yerlerde kötülük çoğalıyorsa salih amel işlemesi gerekenler kesinlikle üzerine düşeni yapmadıklarındandır. Çünkü terazinin iki kefesi gibidir bu. Hangi tarafa ağır basarsa öbürü havaya kalkar. Bu kesinlikle bu denge böyledir yani. Onun için Müslümanların salih amel işleyenlerinin bana dokunmayan nerede ne yapıyorsa yapsın ben iyi olayım bana yeter deme lüksü yoktur. Müslümanların kesinlikle kendi yumurtasını pişireyim, ben kendi yumurtamı pişireyim, başkası beni ilgilendirmez. Hatta kendi yumurtamı pişirmek adına hani bir söz olarak söyleyecek olursak, başka insanların da canı yansın filan ya da yani kimseye zarar gelmesin ama benim faydam da kimseye olmasına gerek yok. Ama ben kendi işimi bitireyim. Böyle bir düşüncede olan insanlar, üzgünüm ki Müslüman da olsa bencil kategorisinde değerlendirilebilir. En azından ben böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla dünya, insanların her biri dünyada halife olma özellikleriyle yaratılmıştır. Allah her bir insanı bu özellikleri kendisinde var ederek yaratmıştır. İnsanın halife ne demek, ne yapar halife bunu bilmesi gerekiyor. Halife aslında yeryüzünü mamur eden, imar eden, bu konuda kötülükleri gideren, hakkı hakim kılmak için iki ayaklı hak olan ve bu anlamda bedel ödeyen insan demektir aslında. Yani böyle yapması gerekiyor. Böyle yapmayan insanlar tabii ki kötülüğün çoğalmasına sebep olurlar. Bazen şimdi toplumda şöyle şeyler oluyor. Hani örnek vermem gerekirse mesajlarla işte Facebook'tan ya da işte WhatsApp'tan çeşitli mesajlar geliyor. İşte şurada şöyle bir sıkıntı var, işte şöyle bir savaş var. İşte şu kadar dua okuyalım, şu kadar salavat çekelim, şu kadar işte Fetih Suresi okuyalım. Yani insanın oturduğu yerden böyle bir şey yapması mümkün olabilir mi? Hareket etmemiz gerekiyor. Yani çaba sarf etmemiz gerekiyor, çözüm üretmemiz bulmamız gerekiyor. Yani bu ne hasenata ne salihata hiçbirine sığdıramıyorum şahsen ben bunu. Bu çağın iyilik anlayışı. Tamamen Kur'an'dan bağımsız bir iyilik anlayışı. Allah'ın emrettiği 2 çarpı 2 eşittir 4. Yani Allah'ın varlığın fıtratına kodladığı yasalar vardır. Yani bir yerde bir ihtiyaç varsa o ihtiyacı gidermek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Fetih suresi okuyalım. Birileri Filistin'dekiler, Filistin galip gelsin, İsrailler. Hayır, İsrailler tam tersine, yani öyle dualarla falan hiçbir zaman mağlup olmazlar yani. Geçmişte de böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Müslümanlar üzerine düşeni yapmak zorundalar. Müslümanlar üzerine düşeni yapmadıkları zaman Allah Müslümanlara hesap sorar. Öyle bin tane bilmem ne okuyalım, Salat-ı Tefriciye okuyalım. Bunlar, birileri böyle söylüyor. Bunlara bir şey demiyorum yani. Bunların çoğu aslında peygamberi, sünneti ama çok önemseyen kişiler ki asla peygamberin böyle bir şey yapacağını bir şey zannetmiyorum. Hayatımda. Ve yapmamış da. Kesinlikle. Hiçbir sahabesine şu kadar salavat ya da şu kadar ayet dağıtmamış hiçbir pratikte şey için. Pratikte yapması gereken neyse vaktin gereğini hızlı bir şekilde anlayıp, kavrayıp ve gereğini yapmak Biz gerekiyor. Biz aktif bir peygamberin ümmetiyiz. Tabii, kesinlikle. O açıdan Müslüman hayatın içerisinde kesinlikle aktif, bilinçli ve vaktin gereği noktasında hızlı bir şekilde adaptasyon meselesini halledip gereğini yapmak noktasında bir üst bilince sahip olmak zorundadır. Yoksa öyle onu okuyalım, bunu okuyalım, birileri yapabilir bunu. Yani ama ben bunun Bakara suresini okuyalım, zengin olalım demek gibi bir şey. Akşama kadar otur, hiçbir şey yapma, çalışma. Üzerine düşeni yapma. Ondan sonra vaka okuyalım ki zengin olalım. Bu mantık doğru bir mantık değil. Salih amel bunu dışlıyor. Salih amel, Allah'ın salih amel işleyin emri mutlaka ve mutlaka kişinin aktif bir şekilde, bir insanın amelinin salih amel olabilmesi için, kişinin aktif bir şekilde başkalarının hayatına dokunacak ve faydası olacak bir takım işler yapması gerekiyor. Bir takım kötülükleri ortadan kaldırmak için ortaya emek koyması gerekiyor. İyilerin hakim olması için, kötülüklerin yok olması için, İyilerin dayanışması için, iyilerin kolektif çalışmaları için mutlaka ve mutlaka işbirliği ve hayra imza atmaları gerekiyor. Aksi takdirde ona salih amel denmiyor. Çok üzgünüm ki. Biraz önceki konuyla alakalı olarak birinin sözüydü, şimdi size soracağım kimin sözüydü. Bana teriniz lazım da oysa ki siz gözyaşı döküyordunuz evet, diye. Muhammed İkbal'in Mehmet Akif'in
gitti diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bana teriniz gerekiyor, siz gözyaşı döküyorsunuz diyor. Aynı benzer bir dize de Muhammed rahmetli, her ikisine de Allah rahmet eylesin, Muhammed İkbal'in sözü, kıyam vaktiydi cahil secdeye kapanmıştı. Yani trafik kazasında Allah göstermesin ölmüş ve artık yerde işi bitmiş bir insana gidip de ona işte trafik kurallarını anlatmak ya da onun başına hani gidip ona hakkı söylemek ya da efendim ondan önce üzerine düşeni yapmamak konusunda kişinin hani bu anlamda. İş işten geçtikten sonra değil yani, vaktinde. Yok, vaktin gereği neyse o. Yani bir insanın vaktin gereği neyse onu kavrayıp onun gereğini yapması gerekiyor. Aksi takdirde onun yaptığı, yani vaktin gereği ve başkasının hayatına dokunarak. Aksi takdirde ona salih amel demiyor. Hasan amelle salih amel konusu, Hasan amel Allah yaptığının karşılığını vereceğini söylüyor. Salih amelin kat kat karşılığını vereceği. Pardon, Hasan amelin 10 kat fazlasını vereceğini söylüyor. Hasan amelin. Salih amelin karşılığını sınırsız bir şekilde cennet olarak vereceğini söylüyor. Yani buradan hareketle aslında salih amelin kişinin sırf kendisini kurtarmak düşüncesinde olmadığını, başkalarının da ateşte yanmaktan kurtulmalarına vesile olmak gibi bir çabasının olduğunu söylememiz gerekiyor. Şunun gibi bir şey, hani canı yanan, canı yandığı için acı çeken, canı acıdığı için acı çeken canlıdır. Ama başkasının çektiği acıdan dolayı canı acıyan ise insandır. Aslında salih amel işleyenler tam da bu formdaki manayı eğer merkeze alırsak ne kadar güzel insandır bir yani. Bunlar insandır. Bunlar sadece yani bir canlı gibi. Ben kendimi kurtarayım, başkası beni ilgilendirmez. Bunu normal canlılar da yapıyorlar zaten. Çok güzel ve çok anlamlı bir söz. Evet. Yani not ederek dinleyenler varsa mutlaka evet, bunu yazsınlar evet, gerçekten. Rabbim bu anlamda sosyal sorumluluğunun gereğini yerine getirenlerden kılsın hepimizi diliyorum. Salih kelimesinin kelime kökünün formu, kelime kökünün manası yani Kur'an'da 242 yerde geçer. Ki salih kelimesi, şeyi genel anlamıyla salih kelimesinin kök manaları şu kapıya çıkıyor. Özü sözü bir olmak, ıslah edici olmak, uygun olmak, uyumlu olmak, efendim düzgün davranışlar içerisinde olmak. Yani kötü davranışlar, kötü haller içerisinde olmamak. Dolayısıyla salih amel işleyen kişinin önce kendisi salih olması gerekiyor. Yani bir başkasına söyleyip kendisi yapmayan bir adam olmaması gerekiyor. Bu önemli. Bununla ilgili Allah ayette siz başkasına iyiliği emredersiniz de kendiniz yapmazsınız. Siz ne kadar aklınızı kullanmaz sefih kimselersiniz der. Orada salih amel geçmez ama form olarak aynı konuyu işler. Zaten bir etkisi olmaz bunu biz evet, pratikte de görürüz zaten. İmanlı bir şekilde aslında başkasının hayatına dokunarak işler yapmak, eğer salih kavramının, salih amel kavramının içini dolduracak olursak, temelde bir herhangi bir şeyin sözlük manası itidal üzere olması, mutedil olması demektir salih. Demek ki aslında buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz. Aslında salih amel işlemek sanki olağanüstü bir şeymiş gibi değil, aslında insanın, her insanın yapabileceği bir şey bu. Ya mutedil demek bu demek zaten. Yani bize ters bir şey değil, insanın yapısına ters bir şey değil. Aslında her insanın yapabileceği amellerdir salih ameller. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela salih, ıslah, muslih, musalaha, sulh hepsi aynı kökten gelir. Mesela muslih başkasını ıslah eden demektir. Musalaha, benim elim ve senin elin olduğunda, bir araya geldiğinde ancak buna musalaha denir. Tek elle musalaha olmaz. Mesela sulh, bozuk olan iki şeyi, iki grubun arasında barışı ilan etmek, onları barıştırmak. Bakın iki taraf var yani, bir tek kişinin kendisi ya da tarafın bir tanesiyle alakalı değil. Dolayısıyla tüm bunlarla birlikte ıslah, hakeza yine aynı kökten gelir, bir başkasının yanlış durumunu, İyi olmayan, kötü durumunu düzeltmek, selamete çıkarmak. Bu da ıslah demektir. Mesela bunlar hep salihle aynı kökten gelirler. Aslında salih amel sahipleri enerjilerini sinerjiye dönüştüren insanlar. Evet, aslında. Evet. Yani evet, tabii ki. Dolayısıyla salih kimse kendisi doğru ve kendisini düzelten kişidir. Muslih de
kendisi doğru olmakla birlikte başkasını da ıslah eden kimsedir. Bundan dolayı da Allah'a salih sıfatı verilmez. Allah'ın es-salih diye bir esması yoktur mesela. Niye? Çünkü haşa, Allah'ın ıslah edilir, hiç ıslah edilmeye ihtiyacı olan hiçbir şey yoktur. Allah böyle böyle bir şeyden münezzehtir. Dolayısıyla Allah'a salih denilmez ama muslih denir, başkasını ıslah eden denilir. Salih kelimesinin asıl anlamı mevcut sorunlu ya da bozuk, sıkıntılı durumu düzeltmek demektir demiştik biraz önce. Mesela boğulmak üzere olan kişinin kurtulmak için yüzmesi bu şekilde ifade ediliyor. Boğulmak üzere o adam kurtulmak için bir mücadele veriyor. O adamın kurtulma çabası salih kelimesiyle beraber ifade ediliyor. Dolayısıyla yani kendisini suyun kollarına bırakmayıp çıkmak için bir gayret ortaya koyanlara Allah, Araplar salih diyorlar mesela. Bu anlamda salih sıfatı kullanılıyor onlar için. Efendim, bir amelin salih olabilmesi için o kişinin mutlaka iman etmiş olması gerekiyor ve yaptığı amelinin hayrının, ucunun, pozitif tarafının mutlaka başka birisinin hayatına dokunması şarttır. Ancak bu şekilde o amele salih amel denir. Yalnızca iman edip hasen amel işlemek kişiyi sadece ve sadece iyi yapar. Salih amel sahibi yapmaz. Kişiyi iyi yapar ve kişiyi cennete götürür eğer şirk bulaştırmamışsa. Yani tevbe hali üzere vefat etmişse sahibini cennete götürür. Ama şunu da söyleyelim ki salih amel işleyenlerin, salih kimselerin gireceği cennetle hasen sahibi kimselerin gireceği cennet aynı cennet değil. Ben şunu söyleyeyim. Yani bu konu salih amel işleyenlerin gireceği cennet daha. Ben mesela şöyle bir şey birisi diyebilir. Ben hasen amel işleyenlerle aynı cennette olmak istemiyorum. Şu salih amellerimi çoğaltayım ki cennetin şurasında olayım. Birisi böyle diyorsa ben bunun çok sakat bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Böyle hiç düşünmeye gerek yok. Bence salih amel işleyen insanların kendisi salihtir ama cennette nereye gideyim diye bir derdi olmamalı diye düşünüyorum. Ben başka insanlara nasıl bir hayrı nasıl dokundurabilirim? Onları nasıl yanlışlarından kurtarabilirim? Onları nasıl yaptığı kötü amelleri bırakmaları için işte bir nevi bütün yeteneklerimi, bütün donanımımı ortaya koyarak onun o yanlıştan kurtulması için ona ne yapabilirim diye çok ciddi bir gayreti vardır. Onun yani hasen amel sahiplerinin olduğu cennete gireyim girmeyeyim diye bir dertleri yoktur. Ama yalnız Allah bu konuda onların aynı yerde olmayacaklarını, bir kısmının daha üst cennette, salih amel işleyenlerin daha üst cennette olacaklarını söylüyor. Daha farklı özellikteki cennetlerde olacağını söylüyor. Bunu bakmak isteyenler Vakıa suresinin 10. ayetinden itibaren 27. ayetine kadar bakabilirler. Orası bu konuyu işliyor zaten. Şimdi o ayetlere bakmaları için izleyicilerimize bir fırsat verelim. O arada biz de kısa bir reklam arasına gidelim.